En sevdiğin yemek ne? Ben... onu bekledim zaten. Sevmiyorum ki. Hadi başla. Çorbasını da mı seviyorsun? Çorbasını çok seviyorum. Yoz kat 66. Ben Ömer Efe. Sen nerelisin onu söyle bana. Ya ben Yozgatlıyım. Vay aslanım benim ya. O benim antrenman yapmam lazım. Meydan okuduk diyor. Ali amcama uydum diyor. Ali diyor böyle Ali kaza getirdi diyor. Her maçımı yazıyorum. Her maçım, yılımı, hangi organizasyonunu falan hepsini yazıyorum. İsmail Uzuner, боец, представляющий Турцию. Первый приглашается в ринг. Это весовая категория до 77 килограммов. 35 лет этому бойцу, 177 сантиметров составляет его рост. Колоссальное количество боев у него за плечами, а точнее... Bu arada egzenden çok bahsettik ama egzenden aslında saatlerce değil günlerce konuşulabilecek bir organizasyon yaptı Bilgehan abi. Fight Club'da 3. 8. turnuvanın 3. çeyrek final mücadelesi için sizi son kez yüzleşmeye davet ediyorum. Sen hakem değilsin, sen antrenörsün. Sporcum yaklaş olman lazım. Tabii ki de karşınızda İsmail Uzuner var. Benim de çok takdir ettiğim biri. Herkes tanıyor. Tabii ayrı seviyorum yani. Çünkü ben mesela her yerde bütün videolarda Yozgat, Yozgat, Yozgat diyorum. Çünkü bu Türkiye'deki insanların Yozgat'la bir alıp veremediği var. Neyi göreceksin adam buraya gelip? Bir camine saat kulesi. Onun için gelir mi turist? Sence? Sen Yozgat'ta yetiştin mi? Büyüdün mü? Ben Yozgat'ta 3 yaşına kadar yetiştim. Daha sonra yazları Yozgat'ta, kışları Ankara'da memur çocuğu olarak hayatımı idame ettirdim. Şimdi hep Yozgat'tan bahsediyorsun ya. Dedim acaba 17-18 yaşına kadar Yozgat'ta mı yaşadı falan? Ama sanki öyle yaşamış gibiyim. Yani çünkü bütün yaz orada olduğu için tarla, tapan yani o işlerde iyiydi. Liseden sonra işte sporculuk ağır basınca gitmemeye, maçlara gitmeye başlayınca durum oldu. Konu yine Yozgat'a geldi, ben açtım. Evet. Başlamadan geldi. Evet, evet. Son egzen şampiyonu İsmail Uzuner. Şampiyon oldun, iki kemer verdiler, doğru mu? Evet, doğru. Orada sistem şöyleydi, 4 turnuva vardı, 4 tane 8'li turnuva vardı. Ben ilk turnuvada şampiyon oldum. İkinci turnuvaya giremedim. 3'te kaybettim, 4'te de kaybettim. Yarı final ve süper final oldu. Orada biraz tecrübemizi konuşturduk. Allah da nasip etti, şampiyon olduk. Ne güzel. Ben şimdi egzen başlamadan önce egzen ilgili yorum videosu çektim. O sıra YouTube'da yeniydik. Benimlerin favorim İsmail Uzuner. Bir de dedim, Hasan Hoca'nın öğrencisi neydi? Onur'a dikkat edelim dedim. 11 dövüşçü arasından kimin şampiyon çıkacağını sizler kadar ben de merak ediyorum. Tecrübeli olarak İsmail Uzuner favorim. Tabii ki de Mükremin Güler'i yabana atamayız. Daha sonra Hasan Farşan hocamızın Onur Çelik var. Son yıllarda kickboks milli takımda bayağı bir yer alıp boy gösteren, gayet de fiziken beğendiğim bir sporcu. Hakikaten de öyle oldu. Onur bir maçta İsmail'i yendi ama tabii ki sonra tecrübe konuştu. Sanırım oturduğunuz bir maçını analiz ettiniz. Tabii o şöyle oldu. Şimdi ben ilk turnuvada şampiyon oldum. Dedim ki yani hiç zorlanmadım. O kadar kolay şampiyon oldum ki. Dedim ki ben kendimi çok sıkmayayım falan. Ama Mehmet Hoca da sürekli diyor ki bana antrenman yapmıyorsun, antrenman yap. Ben zaten antrenmansız gittim oraya. Biliyorsunuz pandemi girdi. Pandemiden dolayı salonlar kapalıydı falan. Salmıştık yani. Genel olarak herkes salmıştı. Ben de saldım. Çok antrenmanla gidemedim. Sonra ilk turnuvada da şampiyon olunca dedim ki ben biz rahat rahat şampiyon olacağız zaten dedik. Hani boşladım yani. O herkes sabah koşuyor, antrenman yapıyor, akşam antrenman yapıyor, sabah akşam. Ben günde bir antrenman yapıyorum, gidiyorum 5-6 round lapa dövüyorum falan. Mehmet bana kızıyor, diyor ki böyle olmaz İsmail, yapman lazım falan. Ama yani vermiş, yılların vermiş olduğu bir tecrübe de var. Diyorum ki 2 ay ben burada her gün antrenman yaparsam 15 gün, 20 gün kala sürentreyim. Bitti. Evet. Yürüyemem bile, bırak dövüşmeyi ve 3 günde bir maç yapıyorsun. Yani çok sıkıntılı bir, yani her sporcunun kaldıracağı bir yer değildi. Devam eden
Fight Club 1. sezonda heyecan dorukta. Ya bu amatör maç gibi değil, profesyonel maçta 3 günde bir maç yapmak demek yani. Tabii, çok zor bir şey. Çok zor sakatlıklar çünkü. İşte benim gözüm şeydi mesela, şampiyonlukta bile Türkiye şampiyonu oldun ya, en çok dayağı yiyen şampiyon olandır. Niye? Evet. Her maçta bir darbe alıyorsun çünkü darbeli bir spor. Doğru. Öyle tabii ama biraz da yani şey yaptım. Biraz ciddiye almadım. Rakipleri ciddiye almadım. Dedim ki ben kolay geçerim bu işi. Yani bu kesin süper şampiyon ben olurum falan diye düşünüyordum. Mehmet de bana sürekli kızıyordu. Niye yapmıyorsun, antrenman yapmıyorsun, bak gideceğim falan diyordu. Bana böyle şey, ben de yapmıyordum antrenman. Sonra ta ki nereye kadar? Onur'la bir karşılaştık. Onur'la yaptığımız maç uzamaya gitti, uzatmaya gitti. Ama ben o anki hissiyatım nasıl biliyor musun? Ayaklarım uyuştu, vücudum uyuştu. Yani o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Yani bırak kaybetmek, yenilmek, yenmek hiç umurumda değil. Ben ilk defa o pozisyona geldim. Ben nasıl böyle olurum? Abi biz bir başladık sonra antrenmanlara. Benim buradaki en büyük avantajım da hiç kilo vermiyordum. Ben sabah kahvaltı yapıyordum, tartıya çıkıyordum. Ama oradaki çoğu arkadaş 3 gün 4 gün yemek yemiyordu kiloyu düşmek için. Sporcunun en büyük düşmanı kilo. Kilo vermek. Kilo vermeyeceksin. Zaten benim bir felsefem var. Dayak yiyorsan da tok karnına dayak ye. Güzel. Dayak yiyorsan tok karnına dayak ye. Aç karnına dayak yeme. Yani oradaki yenilgi beni öyle bir şahlandırdı ki ve ondan sonra beni yenebileceklerine hiç ihtimal bile vermedim. Zaten Mehmet bana şöyle bir şey söyledi orada. İsmail dedi, ağlıyor Mehmet. Yenildim ben, ağlıyor. Ben ağlamıyorum, o ağlıyor. Hırsından ağlıyor. Nasıl yenilir misin? Nasıl yenilir? Dedi ki şu kadarcık dedi şeyin şüphem varsa gidelim dedi. Şimdi çekip gidelim, dövüşmemizin hiçbir anlamı yok. Sen hakem değilsin, sen antrenörsün. Sporcuma etmesi olman lazım. Dedim ki sen rahat ol. Biz dedim şampiyon olmadan gitmeyiz dedim burada. Ondan sonra zaten devamı şampiyonluk oldu. Zaten o maçın sonunda dedi ki bu maç tamam dedi, senin hakkın dedi. Yani yenilgiyi kabul etmek de güzel. Oradaki hatasını görmüş, öbür maç görüşeceğiz dedik. Öbür maçta güzel bir knockdown geldi. Evet. Yani hakkını vermiş. Biz Onur'la 3 defa maç yaptık. Ondan sonra knockdown olmadı ama ezdim. Yine ezdim. Orada da ezdim. Ama sonra yarı süper yarı finalde 4 kişi kaldı biliyorsun. Enis, Mükremin, Onur, ben. Bir şey seçme yapıldı. Bir soru soruldu. Bilgen abi. Evet. Bilgen abi soru sordu. Ben en yakın cevabı verdim ve seçme hakkı bana geldi. Meydan okuma oldu. Kime meydan okumak istersin? Bir isteğin var mı dedi. Direkt İsmail'e cevap gelince seçme hakkı bana doğdu. Ben de dedim ki Onur. Onur'u seçme şeyim de vardı. Neden seçtim Onur'u? Çünkü Onur çok kilo veriyordu. Yani 7-8 kilo veriyordu. Sporcuyla rakibini takip etmiş. Tabii, tabii takip ettim. Çünkü ben mesela dinleniyordum maçtan sonra, o dinlenmiyordu. Kalkıyordu, sabah koşuyordu falan. İsmail! Onur! Onur'un çok kilo verdiğini gördüm. Onun için. Bitti çünkü 2 ay yaptı. Orada 2 ay boyunca savaştı çocuk. Bir de çok kolay maçlar da yapmadı. En basit rakip onu gördüğüm için onu seçtim. Sonra finalde de Mükremin geldi. Mükremin de çok kolay geçti. Nasip oldu. Şampiyonu bize nasip oldu yani. Güzel. Tebrik ederiz. Peki bu egzenden hakkını alabildin mi? Yani maddi olarak. Aynen. Evet. Söylediği gün hemen Bilgehan abi yatırdı parayı. Evet. Sağ olun. Yani rakam söylesen ayıp olur mu? 200 bin TL verdi. 200 bin TL egzenden, Fight Club'dan para kazanmış. Bana göre Türkiye'de gerçek ve profesyonel dövüşçüler sırasında İsmail başı çeker. Çünkü profesyonel dövüşçü demek işin yani şudur, para kazanılan kısmı. Mesela şimdi amatör dövüşçüler de var. İşte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasına girenler. İsmail tam manasıyla amatöre girmiyor ve bu işin aklını alıyor. En son egzende de almışım. Evet. Evet, buradan Bilgehan Demir'e teşekkür ediyoruz. Çünkü olması gereken organizasyonlar bu şekilde. Şimdi bir yıl boyunca çalışıp 200 bin almak bence güzel bir para. Hem senin için hem antrenörün için. Tabii. Ya da ekibin için diyebilirim. Sonuçta tek çalışmıyorsun. Şu anda senin işte Mehmet Karabük, Mehmet Hoca teknik, taktik, pet konusuna çalıştırıyor. Beni burada atıyor şak. Yediğin anda şunu çıksana. Ya da vur içe. Oynadığın anda son bir dalın oynamıyorsun ki sen. Şunu oyna şak. Ondan sonra sahne çok. Emre Hoca var, kondisyonerlik yapıyor. Diyetisyenim var.
diyetisten kastımız beslenme uzmanı beslenme diyebiliriz. Diyet deyince herkes şey yemeği keselim diyorlar. Hayır, clean eating dediğimiz temiz besleme. Ne yiyeceğini biliyor. Karbonhidrat mı alacak, protein mi alacak, işte sebze mi tükecek? Doğru mu hocam? Evet, doğru. Masörüm. Evet. Masörüm var. Bu bildiğiniz hakikaten profesyonel sporcu. Çünkü bizimkiler amatörde dövüşüyor ülkede. Sonra para gelmiyor. Adı üstüne amatör, kimisi sana bir takımda zorla dövüş diye yakana yapışmıyor. Sen şimdi amatör maça girmiyorsun diye bir federasyon arayıp bir şey diyor mu? İsmail illa gel bu yıl işte Muay Thai'de dövüş. Değil mi? Demiyor. Sen de ne yapıyorsun? Kartlarını ona göre oynuyorsun. Teklifler geliyor. Bir sürü organizasyon oluyor. Mesela öbür ay haftada 3 gün ayda 12 tane profesyonel organizasyon varmış. Doğru mu? Parayı verdi. Parayı verene düdüğü çalıyor. Yani sen dövüşüyorsun sonuçta. Evet. Olması gereken bu. Peki senin ringlerdeki lakabın Salon'un ismi sanırım. Evet. Benim lakabım Pirana. Bayağı bir yayıldı. Yani insanlar çok tanıdı. Bayağı bir tanıdı. Nereden geliyor bu isim? Tanıyınca da ben Pirana Gym diye açtım. Salon'un adını öyle koydum. Ama resmiyette İsmail İzler Spor Kulübü. Evet. Bu nerede geliyor? Ben Glory'de dövüştüm biliyorsunuz. Çok toyken, daha çok toyken. Ringin dibinde izlemiştim İsmail'i. Çok toyken orada Glory'de dövüştüm. Yani ilk, Türkiye'de ilk Glory'de dövüşen benimdir yani. Evet. Türkiye'de yaşayıp da Glory'de dövüşenler de Türk olarak benimdir. Orada form gönderdiler bana, form dolduruyoruz böyle bilgisayarda. O zaman ben zabıtada çalışıyorum, Pendik Belediyesi'nde çalışıyorum. 8 yıl çalıştım bu arada. Orada ya baktım böyle şey var. Lakap yazmışlar, lakap. Nickname yazmışlar. Ama benim de ne nickname'im falan hiçbir şey yok. Yozgat 66. yani ben öyle bir lakabım falan yok. Ne yapacağız? Orada benim bir arkadaşım vardı, Ali Beker. Kulakları çınlasın. Dedi ki Pirana koy dedi. Yani sen dövüşürken Pirana gibi dövüşüyorsun falan dedi. Aa, doğru dedim abi ya, Pirana olsun. Pirana yazdık, öyle Pirana kaldı. Evet, genellikle zaten lakaplar çok düşünülerek gelmiyor bence. Yok. Düşündüğüm vakit isim kalıcı ya da üzerine yapışmıyor. Genellikle kenardan bir hocan ya da bir amca, estos ya da salondan biri sana hitap ediyor. Öylece aynen, kalıyor. Öyle kalıyor. Aynen, ama şimdi mesela düşünsem benim lakabım ne olsa falan, Pirana koymazdım yani. Daha böyle elit, güzel bir isim koyardım. Pirana böyle biraz vahşi geliyor ama işte kişiliğe yakıştırıyorlar. Mesela bana baktıkları zaman Pirana güzel geliyor evet. İnsanlara. Ama mesela böyle kişilik olarak birazcık bozuk bir insan olsam Pirana, zaten Pirana falan böyle kötü gelirdi insanlara. Ama kişiliğe göre şey yapınca, baktığın zaman Pirana da güzel geliyor insanlara. Evet, sevilen güzel bir kişiliği sağ olsun. Evet, yok, zaten naif biri. Mesela bir yerde görün, gidin yanına. Örnek veriyorum, zaten anlarsınız. Bir kişiye bir selam verdiğin vakit, selam aldığı vakit, bir cümle kurduğu vakit karakter analizi yapabilirsiniz diye düşünün. Peki mesela Exxen'de dövüştün, televizyonlarda dövüşürsün. Yıllardan beri dövüşüyorsun. Hakikaten bir marka değeri oluştu İsmail Uzuner'den. Peki bunu sokakta yaşıyor musun? Örnek veriyorum. İsmail Uzuner deyip gelip resim çekiniyorlar mı? Ya da bir yere gittin vakit, ya ben seni çok takip ediyorum, bu da bizden olsun. Ne bileyim, böyle hani olur ya, ünlülerin şeyi, para ödemeye çalışın, para ödetmezler. Böyle bir tanıyorlar yaşıyoruz, mı? Yaşıyoruz tabii ki böyle şeyler. Yani sokakta durdurup resim çekinen oluyor. Mesela bazen bazı ortamlarda yanımıza gelmeye çekinenler de oluyor. Yani sonradan işte bir fırsatı oluyor. Arkadaşın geliyor, konuşuyor. Ya abi sen diyor dışarıdan diyor çok sert gözüküyordun, o yüzden gelemedik falan diyorlar falan. Ama tabii bizim herkese güler yüzümüz var. Güler yüzümüzle insanları çekiyoruz. İnsanlar da sanki böyle 40 yıldır tanıyormuş gibi gelip bizle sohbet edebiliyor, masama oturabiliyor. Çok güzel. Gelip resim çekinebiliyor, sarılabiliyorlar bile. Seviyorlar da. Sağ olsun yani. Evet, baş resim çekilmek isteyenler, ailesi varken çok rahatsız etmeden, o kuralları da unutmayalım. Çünkü böyle şeyler belki yaşıyorsundur. Evet. Çok rahatsız etmeden dikkat edelim. Çünkü böyle sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Peki sokakta falan trafikte hiç kavga ettiğinde, mesela Gökhan Sakin'in öyle bir anısı var. Bir yerde izlemiştim YouTube'da. İstanbul'da kavga etmiş. İnmiş lan sen falan filan. Lan bir abi sen miydin lan oğlum, gidin işinize bakın falan demiş. Hani diklenmişler Gökhan Saki'ye. Sonradan şey bir inmişler, bakmışlar Gökhan Saki ya abi kusura bakma falan. Sana bir şey böyle denk geldi mi? Böyle denk geldi. Hemen benim arka sokağımda bir tane ters yön var. Ben düz yönden geliyorum. Arabada ters yönden geliyor. Ben de onu gördüm, ters yönden olduğu için ben gittim bayağı. Ben orada dursaydım o gelip geçebilirdi. Ben de işte biraz agresiftim o zaman. Gittim bayağı yarı yarı. Kilo mu veriyordun? Yani kilo vermiyorum ben.
Şaka yapıyorum. Genellikle sporcular kilo verirken aç kaldığında agresif oluyor, o yüzden dedim. Yok ya, yani hayat şartları işte. Sonra gitmiyor adam, görüyor. Ben de geri gitmiyorum. İnatlaştık falan. Yani ben çünkü o yolu her zaman kullandığım için biliyorum. Biliyorsun, birazcık kuralı. Sağa doğru yanaşsam o geçebilir, biliyorum yani. Yani böyle kıl payı da olsa geçer yani, değmeden. Sonra indiler adamlar arabadan. Ondan sonra böyle biraz mafya tipi var insanlarda, adamlarda. Dedim hayırdır dedim, ben de camı açtım böyle, çok rahatım. Dedim hayırdır dedim, beni mi döveceksin dedim. Ya abi bizim başımızı belaya sokma bilmem ne falan filan dedi. Sonra bir tanesi böyle İsmail şey İsmail yaptı. Bir yüzünde bir şey hissettim onu, gördüm. Böyle sustu o sonra. İçe doğru diyorsun. Evet, içe doğru. Böyle bir sustu, konuşmadı ama geri vites de yapamıyor. Dedim ki bak şu arkadaş spor salonu var ya dedi. İsmail abi sen misin ya falan dedi. Dedim ki bak dikkat edin dedim, boksöre, kickboksöre falan denk gelirsiniz falan dedi. Abi dedi ya işte bir yol ver de geçelim ya, sana zahmet falan dedim, geçin hadi. Abi dedi biz de spor yapmaya geleceğiz falan dedim, bekliyorum gelin. Öyle anım oldu ama şey olmadı, kavga edecek bir adam değilim yani, kavga etmem. Şimdi bizim Batuhan'dan dedi ki, Batuhan Spirometrix manyağı, bunun sebebi de ben sporcularıma, Berke'ye falan İsrafil'e Spirometrix attırıyorum. Hakikaten lapada ya da petle çalıştırdığımız modelle çalıştırdığımız vuruyorlar. Bir de sürpriz, kimse beklemek için çok seviyor. O gün bedia maçı çıkıyor. Allah'ın çıkıyor, bir tane Spirometrix vur diyor. Sen hatta bir tane sen mi dedin ya? Yok, o Ece'nin maçındaydı. Bir tane döner yumruk at dedi Murat. Spinning back fist. Ece bir de sakroş ardından. Sol high kick blokta kaldı. Kenarda o da tak o anda. Evet. Güzel oluyor tabii aynen. Ki de. Şimdi diyor ki Batuhan Egzen'in final maçında diyor Spirometrix attın diyor. Aynen. Böyle misal hani böyle atarken bazen aklına mı geliyor yoksa arkadakini sürekli dinler misin? Orada iki kere çok net yakaladı yani. Ha şöyle yani ben Spirometrix ile yatırdım orada. İki kere. İki kere vurdum. İkinci de maç bitti. O yüzden tuhaf gelmiş olabilir. O yüzden sormuş olabilir. Ama yani sen İsmail'in yemek vurmak değil de aslında nasıl yedin o iki tane Spirometrix'i? Ama bence ilkinde belki Kuruköy'e düşmüş olabilir. Kuruköy'e düştü. Kuruköy'e düştü ikinciyle. Anlamadı bir de lan. Ne yediğimi görmedim. Zaten öyle diyor. Ben ne yedim hocam? Öyle Sadık abi diyor ya. Adı çok sevmiyorum. Yani işte bizim ben abi demesi çok güzel bir şey. Yani mesela orada herkes de giderleşiyor. Ama hala şey yapıyor mesela. Adam İsmail'e giderler. Abi diyor. Çok ama hoşuma gitmiş. Hepsini vallahi alnından gözlerinden öpüyorum hepsi, yani. Bak hepsi gerçekten çok değerli sporcular. Evet. Hepsi. Oradaki hepsini o kadar çok sevdim ki. Gerçekten çok sevdim. Ama tabii Mükremin'le daha önceden de biz Mükremin'le dövüşmüştük. 2012 yılında Trabzon'da Türkiye Şampiyonası'nda karşılaşmıştık. Final yılında. Finalde Türkiye Şampiyonası finalinde Mükremin'in ilk yenilgisini benden almıştı. Burada da bir yenilgi yaşadı. Yani nasip kısmet o ama kazanacağını... Ama Mükremin çok efendi ve beyefendi bir kişidir. Ki, abi aşağı, abi yukarı. Tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Onların şöyle bir şansı vardı. Şans yani çünkü benim başımda öyle bir şey olsa ben şans olarak görürüm. Şimdi idol almış bir kişiyle maç yapıyorsun. Ve onu yenme şansın var yani. Çok büyük ben bir şans. Ben onu şeyde görmüştüm. Gökhan Saki şeyle maç yaptı. Peter Arsene hayranı ve şey yapıyor. Peter Arsene yeniyor. Aynen doğru. Hatta Bilgehan Demir olması lazım. Diyor ki ne düşünüyorsun? Ya ben diyor Peter Arsene hayranıyım diyor. Onu yendim diyor. Ben diyor cüzdanımda diyor halen diyor Peter Arsene diyor. Resmi var diyor. Ve onu yendim diyor. Yani yeniyor ama saygılı da yani. Tabii canım. Yani şimdi bu aynı şimdi mevzu senin için geçer. Şimdi sana hayran çocuk. Aynen. Çünkü herkes bir gün yenilir, bir gün kazanır, bir gün tabii kaybeder ki. Yani böyle tabii şeyler. O gün gününde olmazsın tabii. Bir şey olur. Ya da yaşlanırsın artık tutup da bir 10 yıl aynen daha dövüşürsen. Yok ya o kadar düşünmüyorum. Yani 37 yaşındasın. Birkaç yıl daha nasip ederse Allah dövüşürüm. İnşallah nasip olur böyle sakatsız, kazasız, aynen belasız bir şekilde. Bu arada Egzen'den çok bahsettik ama Egzen'den aslında saatlerce değil günlerce konuşulabilecek bir organizasyon yaptı Bilgehan abi. Bence Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük organizasyonu yaptı. Çok büyük paralar harcadı. Evet. İnşallah telafisi olmuştur, kazanmıştır. İnşallah. Çünkü kazanacak ki bir dahaki olacak. Egzen iç olacak. Sana yer verecek, bizim sporcularımıza yer verecek. Bizimkine olmasa tabii Türkiye'deki ki diğer spor. 200 bin çok güzel bir para. Güzel kim para, aynen. Güzel yani para. Bir de işin emeğin karşılığını almak kadar güzel bir şey müthiş yok. Yani çünkü çok problem çok var. Her söyleşide söylüyoruz işte para vermeyen organizatörler, bedavaya dövüştürenler, para alanlar bilmem ne o konulara girmiyorum.